Memur Bey, burada biri var galiba. Savcı Bey, namlu közenin cesedini bulduk. Tamam. Alo, dedem. Sana bir itirafım var. Rejimi bozdun. Bıkmadın değil mi bu espriden? Tamam la tamam, söyle. Dedem, ben dün gece bir rüya gördüm. Ümran Hanım'la evleniyoruz. Görsem bir mutluyuz, bir mutluyuz. İyi tamam işte dedem, ne güzel. Hayırdır inşallah. Allah tamamını erdirsin. Ya, işte o gazla. Ben de Namık'ı gömdüğümüz yeri polise ihbar ettim. Ne yaptın? Ha, şimdi cesedi çıkarıyorlar. Senin Allah belanı vermesin. Yaktın yala başımızı. Lan oğlum saçmalama lan. Biz de düşündük, taşındık, tarttık. Ona göre ihbar ettik değil mi? Oğlum hem adamla husumetimize dair bir bilgi var mı? Yok. Dolayısıyla rahat ol oğlum. Hiçbir bağlantı kuramazlar bizle. Rahat ol. La. İki kürek salladılar. Ana bizim Namık. Yani bu arada da çok derine gömememişiz yani. Ha gördün mü bak tüy. Ayıp etmişiz Namık kardeşe. Bak oğlum eminsin değil mi? Bu ceset yüzünden bizi bulmazlar değil mi? Nereden bulacaklar oğlum? Kafayı çalıştırsana biraz. Adamın bizimle bilinen bir husumeti var mı? Yok. O zaman? La oğlum ne bileyim ben alışık değilim ki kendimizi ihbar etmeye. Hoş zaten hangi dümen çevirsek üç güne patlıyor. İhbar edecek vakit kalmıyor ki. Yok, ben bu sefer çok eminim. Bak, Namık kardeş faili meçhul dosyasıyla tozlu raflardaki yerini alacak. Bu kardeşim de Ümran Hanım'la nikah salonunun yoluna düşecek. Hadi inşallah. Alo? Alo Taşkafa abi. Söyle İsa. Taşkafa abi yetiş. İsa ne oldu söyle. Babam ölmüş benim. Polisler cesedini buldu. Onu öldürdü diye annem tutuldular. Götürüyorlar şimdi. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ne oldu lan? Polis. Ümran'ı almışlar. Senin yapacağın işe taş kafa. Ulan ben...